Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle son yapılan açıklamaya uygun olan 11. sınıf 1. dönem 1. felsefe yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Bilginin ve ahlakın insan algısı tarafından anlamlandırıldığını savunan düşünürlere nokta nokta denilir. Kim denilir arkadaşlar? Ne denilir? Sofistler denilir. Sofistler. Sofistlere göre doğru bilgi diye bir şey yoktur. Bilginin ve ahlakın ilga, insan algısı tarafından anlamlandırıldığını, yani göreceli olduğunu savunmaktadırlar. 2. İlk çağ felsefesine nokta nokta denilir. Ne denilmektedir? Doğa felsefesi de denilmektedir doğa felsefesi. Çünkü ilk çağda arkadaşlar e, oradaki filozoflar neyi incelemiştir, neyi esas almışlardır? Doğayı esas almışlardır ve doğanın kaynağını sorgulamaya başlamışlardır. Felsefi tarzda düşünen insana nokta nokta denir. Ne denir? Filozof denilir arkadaşlar. Eğer bir insan felsefi tarzda düşünebiliyorsa o insan filozoftur. Ve ilk filozof kimdir? İlk filozofumuz da Thales'tir arkadaşlar. Buraya da talestir şeklinde doldurabiliriz. Sokrates'e göre ahlaki olmayan davranışın nedeni nokta noktadır. Nedir? Bilgisizliktir arkadaşlar. Bilgisizlik Sokrates'e göre ahlaki olmayan davranışın nedenidir. Evrenin ilk unsuruna ilk ana maddesine nokta nokta denilir. Ne denilir? Arke denilmektedir. Arke evrenin ilk maddesi ana maddesi olarak e, bilinmektedir. Ve birçok filozof tarafından arke farklı olarak tanımlanmıştır arkadaşlar. 2'den devam edelim. Doğru yanlış sorusu. Taoizmin kurucusu Lao Tse'dir. Doğru mudur? Doğru arkadaş. Lao Tse'dir. Diğer adıyla Laozi olarak da bilinmektedir. O yüzden bu ifade doğrudur. Sizi yanıltmasın. Sokrates'e göre insan aklı ile doğru bilgiye ulaşamaz deniliyor. Doğrudur arkadaşlar. İnsan aklı ile doğru bilgiye ulaşamayacaktır. Düzeltelim arkadaşlar. Buraya dalgınlığımıza gelmiş. Doğru demiştik ama burası yanlış olacaktır. Bu düzeltmeden sonra devam edelim. Platon İadalar Kuramı'nın kurucusudur. Doğru mudur? Evet doğru arkadaşlar. İdealar Kuramı'nın kurucusu kendisidir. Herakleitos ve Parmenides benzer görüşlere sahiptir. Yanlıştır arkadaşlar. İkisinin görüşlerine bakacak olursak farklı olduğunu anlayabiliriz. Thales Anadolu'da yaşamış filozoflardandır. Doğrudur. Aydın'da yaşamıştır arkadaşlar. Thales Aydın'da yaşamıştır. Dedikten sonra bu bölümümüzü de atlattık. Üçüncü bölümümüz felsefe nedir? Kısaca tanımını yazınız denilmiş. Felsefenin kısaca tanımı arkadaşlar. Var olanların varlığı yani kaynağı ve onun anlamı üzerine düşünmesi demektir. Yani düşünmedir. Var olanın kaynağı, anlamı ve nedeni Üzerine düşünme eylemidir diyelim. Ve felsefe nedir? Bir bilim dalı kesinlikle ve kesinlikle değildir. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki filozof ve arke düşüncelerini eşleştiriniz denilmiş. Bakın az önceki sorumuza demiştik ki. E, filozoflar arkeleri kendilerine göre farklı olarak tanımlamışlardır demiştik. Yani ilk maddeyi. Thales'e göre ilk madde nedir? Sudur arkadaşlar. Thales'e göre ilk madde sudur. Yani tüm dünyanın tüm evrenin sudan yaratıldığını savunmaktadır Thales. Anaximenes'e gelecek olursak ona göre arkede hava demektir arkadaşlar. Yani ona göre de tüm dünya havadan yaratılmıştır. Demokritos'a göre ise ilk maddemiz atom olacaktır ve Demokritos da kimya alanında da görebileceğiniz bir isim olarak yazılmakta. Empodokles'e bakacak olursak Empodokles'e göre de Arke Toprak, hava, su ve ateştir arkadaşlar. Biri de bu şekilde eşleştirelim. Herakleitos'a göre de e, arkemiz ateş olacaktır. Yani tüm evren ateşten yaratılmıştır arkadaşlar ona göre ve ona döneceklerdir. Bu şekilde ifadelerimizi söylemiş olalım. Beşinci sorumuza geliyoruz. Sokrates ve sofistlerin bilgi ve ahlak anlayışlarını karşılaştırınız denilmiş. Gelin kısa bir şekilde karşılaştıralım. Sofistlere göre insan duyular yoluyla bilgi edinir. Sofistlere göre insanlar duyular yoluyla bilgi edinmektedir. Bilgi edinir diyelim arkadaşlar. Her zaman kesin değildir. Yanılma payı vardır. E tabi duyularla hareket ettiği için her zaman kesin değildir yanıltabilir. Sokrates'e gelecek olursak, so Sokrates'e göre sorgulanmayan yaşam yaşam değildir arkadaşlar. Sokrates'e göre sorgulanmayan yaşam yaşam değildir. Değildir sözünü söylemiştir ve buna göre de her şeye sorgulama yapılmaktadır. Yapılmalıdır. Her şey diyelim ya da her şey sorgulanmalıdır. Şeklinde bu ifademizi de sorumuzla tamamlamış olduk. Altıncı sorumuz Platon'un idealar kuramını mağaza, mağara benzetmesinden hareketle açıklayınız denilmiş. Gelin bunu da kısa bir şekilde açıklayalım. İdealar duyu organlarıyla kavranılacak bir şey değildir diyelim ilk önce. İdealar duyu organlarıyla kavral kavranılmaz. Diyelim. Ardından mağara e, benzetmesinden yararlı, yararlanarak açıklayalım arkadaşlar. Öncelikle bir mağara düşünün. O mağaraya insanları atıyorlar ve bu insanlar zincirlerle bağlı. Mağaradaki insanlar, Mağaradaki insanlar sadece bir duvarı görüyor arkadaşlar. Duvarı görmekte. Ve o duvarda bazı imgeler belirmektedir. Belirmekte. Ve bu insanlarda insanlar da bu imgeleri gerçek sanmaktadır. Gerçek algılamakta. Çünkü neden? Başka hiçbir yere bakamıyorlar. Sağa sola bakamıyorlar. Yalnız aralarından birkaç tanesi zincirlerini kopararak, çıkartarak baktığında İmgelerin aslında sadece bir gölgeden oluştuğunu görmekte arkadaşlar. Yani ateşin yansımasıyla o imgelerin oluştuğunu görmekte. Bu şekilde kavrayabilmektedir. Buna da mağara benzetmesi demekteyiz. Ve böylelikle de insanlar her şeyin arkeyi ateş kabul etmiştir. Etmiştir şeklinde mağara benzetmesini de açıklamış olalım. Yedinci sorumuz. Aristoteles bir varlığın evrene yönelik işlevini dört neden görüşüyle açıklar. Birincisi maddi neden, bir şeyin değişimden bağımsız olarak neden oluştuğunu gösterir. Örneğin altından yapılmış bir kolyenin maddi nedeni altındır. Formel neden, bir şeyin şekline yönelik nedenidir. Altının bilezik görünüşü alması formal nedendir. Fail neden, maddenin şekil almasını sağlayan hareket ettirici nedendir altının bileziğe dönüşmesini sağlayan kuyumcu fail nedendir. Ereksel neden, maddenin şekil almasının amacını gösteren nedendir. Altının ziynet eşyası olarak kullanılması için şekillenmesi ereksel nedendir. Sorumuz diğer sayfada. Bu sayfamıza geçmeden önce de kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dedikten sonra devam edelim. Afş ahşaptan yapılmış bir masayı Aristoteles'in dört neden öğretisini göz önünde bulundurarak Analiz ediniz deniliyor. Şimdi ah, ahşaptan yapılmış bir masayı maddi neden olarak e, karşılaştıracak olursak arkadaşlar, neden e, tahtadan yapılmıştır diyecek olursak maddi neden tahta dayanıklı çünkü diyelim dayanıklıdır. Bunu maddi neden örnek olarak söyleyebiliriz. Diğer türlü de e, tahtanın çok bulunan bir e, madde olduğunu da söyleyebiliriz. Formel nedene gelecek olursak, formel neden de şekil itibariyle e, şekline yönelik nedendi. Formel nedeni yazacak olursak da atıyorum neden dört ayaklı yapılıyor masa? Dört ayaklı yapılmasının sebebi 4 ayaklı olmasının sebebi yeri iyi tutması diyelim. Yeri iyi tutması, kaymaması vesaire şeklinde söylenebilir. Fail nedene gelecek olursak fail neden yani bu şekili veren kişi kim arkadaşlar? Bu şekili veren, o ahşap e, malzemeye masa şeklini veren kişi de marangozdur. Buna da marangozdur diyebiliriz. Fail nedenimizde marangoz olacaktır. Ereksel nedene gelecek olursak Ereksel neden ne yazabiliriz arkadaşlar? Ereksel neden de Tahtanın masa olarak şekil almasının nedeni nedir? Üstünde yemek yeniyor olmasıdır. At, atıyorum. Üstünde yemek yenilmesi diyelim. Veyahut ders çalışılması şeklinde söylenebilir. 8'e geliyoruz. Aristoteles'in altın orta görüşünden hareketle boş bırakılan yerlere verilen kavramları yazınız. Cesaret, cömertlik, bilgelik, yerinde konuşma, sorumluluk. Şimdi cahillik ile Bilgiçliğin ortası nedir arkadaşlar? Yani hem cahil değil hem bilgiç değil tam ortası. Ne olacaktır? Bilgelik olacaktır. Bilgelik. Ve Aristoteles de bunu savunmaktadır. En ucuyla en ucunun birleşimi en iyisidir. Bu şekilde altın orta kavramını sunmuştur. Korkaklık ile delici atılganlığın ortası ne olacaktır? Cesaret olacaktır. Buraya da cesaret yazalım. Suskunluk ile gevezeliğin ortası ise yerinde konuşmadır. Yerinde konuşma. Bakın ne geveze ne suskun yerinde konuşuyor. Savurganlık cimriliğin ortası ise cömertliktir. Cömertlik yazalım o yüzden. Vurdum duymazlık aşırı kaygılılığın ortası ise sorumluluktur. Şeklinde altın orta görüşünü de bu sınavımız, sınavımızda çözmüş olduk arkadaşlar. Sıra geldi test sorularımıza. Bu parçada felsefenin millette ortaya çıkmasını sağlayan hangi faktöre değinilmemiştir? Varlıklarla insanla alakalı sistemli ve yalnızca akla dayanan ilk düşünce sisteminin İonya'ya ortaya, İonya'da ortaya çıkması tesadüf değildi. Mezopotamya, Mısır, İran ve Fenike kültüründen etkilenmiş olan millet kenti, tarım ve denizciliğin geliştiği oldukça işlek liman kentidir. Ekonomik yapının ileri düzeyde olması, bilgi birikiminin varlığı ve hoşgörü de beraberinde gelmiştir. beraberine getirmiştir. Yani millet kentindeki ortam farklı inanç ve düşüncelere izin verecek kadar hoşgörülüydü. Bu elverişli ortam, tales gibi düşünürlerin çıkmasına olanak hazırlamıştır. Buna göre hangi faktöre değinilmemiş. Yüksek refah seviyesi düzeyine ulaşılmasını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın ekonomik düzey her şey kültürel sosyal hoşgörü var her şey var olduğu için yüksek refah seviyesini söyleyebiliriz. Hoşgörü ortamı sağlandığını da görmekteyiz. Bilgi birikiminin olduğunu da görmekteyiz. Kültürel etkileşimin olduğunu da bakın görmekteyiz arkadaşlar. Ama burada gelişmiş bir dile sahip olunulmasından bahsedilmediği için cevabımız E şıkkı gelecektir. Diğer test sorumuz, aşağıdakilerden hangisi antik çağ dönemi filozofu değildir? Thales antik çağ dönemi, Sokrates de antik çağ, Herakleitos de antik çağ, Anaksagoras da antik çağ dönemi filozoftur ama Descartes arkadaşlar 16. yüzyılda yaşayan bir filozof olduğu için antik çağ olarak onu kabul edememekteyiz. Böylelikle de cevabımız Descartes gelmektedir arkadaşlar. Diğer bir test sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğuşuna etkisi olan medeniyetlerden değildir? Mısır, evet, Mısır etkili olmuştur. Hint bölgesi de etkili olmuştur. Mezopotamya da etkili olmuştur. İran da etkili olmuştur ama Roma medeniyeti arkadaşlar felsefenin doğuşuna etkili değildir. Gelişmesinde etkili olmuş olabilir ama doğuşunda etkili değildir. O yüzden cevabımız D şıkkı Roma. Son test sorumuz bu görüşler aşağıdaki ekollerden hangisine aittir? Bilgi insana göredir. Doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır. Bilgiye ulaşılsa bile başkasına aktarılamaz. Monistler, plural pluralistler, sofistler, sezgiciler, atomcu filozoflar. Hangisine ait? Buradaki ekol akım arkadaşlar sofistlere aittir. Sofistlere göre bilgi insana göredir. Öznerlik ön planda. Doğru bilgiye ulaşmak imkansız bilgiye ulaşılsa bile başkasına aktarılamaz şeklinde görüşleri vardır sofistlerin. O yüzden cevabımız Ceyhan. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan yer yazı videolarını da gözetebilirsiniz. Yazılı sorularımız dediğimiz gibi yazılıdayım.net adresimizde, forum sitemizde, forum.yazılıdayım.net adresi olarak sizlerin hizmetine sunulmaktadır. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.